Gidiyor musun? Gitmem lazım anne, Aydın gelmiştir. Bir şey yemedin? Yiyemem anne. Biraz daha erken kalk o zaman kızım. Aa. Erken yatabilsem? Şu saçların da ıslak. Vakit yok ya anne. Böyle ıslak ıslak hasta olacaksın. Ne zaman başlıyor kampanyanız? Ay başında. Aa, bir şey kalmamış. Ne diyorsun anne, ölüyoruz telaşımızdan. Son günlerde belki de ajansta yatıp kalkacağız. Hadi bakalım hadi. Anne, benim siyah ayakkabılarım nerede? Ben nereden bileyim senin siyah ayakkabılarını oğlum? Aa, atıyorsunuz bir yere. Günaydın de önce, günaydın. Günaydın Aydın'ın baygını. Çektiniz mi fotoğrafları? Yarın. Filmler? Yarından sonra, peş peşe. Çok merak ediyorum. İyi olacağı benziyor. Biraz anlatsana. Sır bunlar oğlum. Anlatılır mı öyle her yerde? Vay be, CIA ajanı gibisin. Anne, nereye gitti şimdi benim bu siyah ayakkabılarım? Aa, fırlatıp atacağım şimdi senin o siyah ayakkabılarını. Duyuyor musun? Bayıltacak bu çocuk beni. 30 yaşına da gelse böyle. Bilge, babanı öpmeden mi gideceksin? Öpelim. Aydın mı yine seni alacak? Bundan sonra böyle babacığım. Aferin. Erken kalkmayı öğrensin o da. Hadi alasma aldık. Hadi güle güle. Güle. Başarılar kızım. Görüyor musun, öğlenlere kadar yatan kız ne hırslı. İş hayatı yaradı. İyi oldu, iyi oldu evlilik öncesi. Oğlum sen ne arıyorsun orada? Cüzdanımı buraya bir yere bırakmıştım. Cüzdan oralarda. Bana bak, sen bu gidişle kendini kaybedeceksin yakında. Bu ne dağınıklık oğlum? Kaç milyar alıyorsun reklamdan? Oo, böyle şeyler orada burada konuşulmaz Cemil Bey. Oo. Bizim bir ahbabın oğlu yağ reklamında oynadı. 75 milyon verdiler. Olabilir. Sizinki de reklamı? Sigorta. Ne dedin? Oo, sigorta dedim. Sigorta. Öyle söyle. İyi günler. İyi günler. Hangisi Şükrü Beylerin ekmeği? Hangisini istersen. Koparalım biraz. Hiçbir şey yemedik bugün. Buyurun. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Sıkı çalışıyorsunuz maşallah bugünlerde, görüyorum. Gece gündüz. Bugünlerde öyle efendim. Oh oh, iş olsun da. Hah, Cafer geldin mi evladım? Buyurun. İyi günler. Yarından itibaren büyük anama iki şişe süt al evladım, unutma. Unutur muyum efendim? İki, tamam. Kadıncağız zayıf düştü de biraz vücudu takviye edelim. Allah razı olsun. Hadi Bilgeciğim, neredesin? Ne yapayım, asansörü bekledim bir saattir. Acele işiniz varsa yürüyeceksiniz efendim bu apartmanda. Kimsenin kimseye saygısı yok ki. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sefa ile efendim, sefa ile. Hayırlı işler. Ne güzel böyle karşılıklı saygı, sevgiyi. Çok seviyorlar canım birbirlerini maşallah. Parayı götürmüş. Kim efendim? Aydın, Aydın. Şükrü Bey'in damadı. Reklamdan en az 5 milyar. Anam. Ne para? 5 milyar mı dedi? 5. Of. Tontuş kızım, acıktın mı? Baban sütünü getiriyor şimdi. Millet ne paralar kazanıyor vallahi pes. Biz burada 2 kuruşa ders vereceğiz diye göbeğimizi çatlatalım. Kim bu efendi? Şükrü Bey'in damadı olacak o yalı kazığı. 5 milyar alıyormuş reklamdan. Aa, daha neler artık. 5 kuruş vermem o kazığa. Ne mezit varmış efendim? Adamda var ki bir cevher veriyorlar efendim. Biz göremiyoruz demek ki. Herhalde. Geçti sizin devriniz Sabri Bey, geçti. Kapıcıya söyledim. Yarından itibaren 2 şişe süt alacak. Uyuyor mu anneniz? Uyuyor. Oh uyusun aman. Vücutça takviye etmemiz lazım biraz. Canım canım, ne muhterem bir insan. Şimdi mi kıymetlendi efendim? Ne münasebet efendim. Her zaman takdir etmişimdir. Başımın üstünde yeri var kayınvalidemin. Tabii. Lamartin'deki eve alıcı çıkınca.
Niye çektirmiyorsunuz o zaman anneciğimin MR'ını, beyin arjiyosunu falan? Efendim, ben öyle emekli sandığına bağlı hastanelerde kuyruklara mı sokarım sevgili annemizi? 6 ay sonrasına gün veriyorlar. Özel hastanede yaptıralım o zaman. Yaptıracağım efendim. Paradan kaçmıyorum. Şu Türkan Hanım da gelsin, bir danışalım. Aman aman, bırakın o kızıl domuzu. Her işi yokuşa sürer. Ah kızım, sen de mi aldın süt kokusunu? Daireyi iş yeri olarak istiyorlarmış efendim. İyi pazarlık etmek lazım. Ah, bir verse büyük hanım şu umumi vekaletnameyi. Cemil'cim, bugün ne olursun sağa sola sarkma da bana yardım et. Bitirelim şu işi. Bitireceğiz Sevim. Ben işten hiç kaçtım mı? Hay yaşa. Gözümde büyüyor vallahi. Baksana şunlara, dağ gibi. Bitirelim söz. Benim adım Cemil. Aslanım benim. Sevim, biz de şöyle bir reklam işi bulsak. Reklam mı? Ne para var o işte biliyor musun? Bak Şükrü Bey'in davasına 5 milyar almış. 5 milyar mı? Aa, o ne artık? Kızı da girmiş bir reklam ajansına. Parayı götürüyorlar. Biz de burada sabahtan akşama kadar dikiş. Ne yapacaksın Cemil? Kim verir bize o parayı? Verir. Biz adam değil miyiz? Estağfurullah. Ha, benim adım Cemil. Alırım 5 milyarı. Hemen fırlatır atarım şu makineyi. Ben ne yapacağım? Gezeceksin Sevim. Sana bir de hizmetçi tutarım. Dikiş mi diktiririm sana öyle? Konfeksiyon manfeksiyon bitti. Nereye gidiyorum? Geç Sevim. Nereye istersen. Almanya, İngiltere. Koyarız parayı repoya. Ömür boyu. Herkes öyle yaşıyor artık. İyi vallahi. Öyle Sevim. Biter bu para. Ye ye bitmez vallahi. Peki sen ne yapacaksın ben gezerken? Ne yapacağım Sevim? Yeter ki bir reklam işi bulalım. Benim adım Cemil. Kim koparmış bu ekmeğin ucunu? Baygının aydını, karnı açmış. Ayıp ya. En illet olduğum şey. Görgüsüz. Görgüsüz mörgüsüz ama iyi para kazanıyor çocuk baba. Aman aman kazansın. Şu kız da işe girdi ya. Çok şükür. Yavaş yavaş evi de hazırlarız. Öyle. 1-2 ay içinde bitirmek lazım Nazan. Evlensinler kendi başlarına. Aa, hepsini sana vermezler. Ver bakayım. Ver ver. İlave değil. İlave değil. Sen cüzdanı buldun mu? Buldum. Neredeymiş? Benim karyolamın altında. Bu ne dağınıklık oğlum? Şükrücüğüm dur da, ayakkabıları kayıp. Biz sizin yaşınızdayken... Biliyorum baba, biliyorum. Ne biliyorsun? Ayakkabılarınızla yatarmışsınız yastığın altına. Baba, bana da bir iş düşünelim. Ne işi oğlum? Bak herkes çalışıp ne güzel paralar kazanıyor. Dur bakalım, sen okulunu bitir önce. Aa, üniversiteyi bitireceğim de ne olacak anne? Sen ne düşünüyorsun peki? Ne bileyim, bir galeri açalım mesela. Bedelsiz oto ithalatı falan. Neler söylüyor, duyuyor musun Nazan? Onun aklı otomobillerde Şükrücüğüm. Galeri açacakmış. Bu gençlerin hepsinin aklı havada. Kim geldi oğlum? Bak hiç söylüyor mu? Ali! Otomobil düşünüyor Nazancığım. Ben geldim ablacığım, ben. Aa, sen bu evin yolunu bilir miydin? Nasıl atlattın Nimet Hanım, Hacer Hanım? Ah sormayın Şükrü Bey. Hastalık numarası yaptım da öyle. Vallahi Mine Hanım'ın hatırı olmasa bir dakika durmam o evde. Hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım, çok özledim. Ah o Nimet Hanım'ı görme, canımdan bezdirdi. O gençlere de yazık, devamlı kavga. Çocuk mu büyütülür o evde? Deliler evi. Ay tam öyle vallahi. Saatime altın saysa gözümde yok. Öldüm, öldüm. Bak buraya 4 vasıta değiştirip geliyorum ama güle oynaya. Biz de yaparız sana zam Hacer Hanım. Aa yok vallahi, onun için söylemedim. Her şey para değil, biraz da insanlık lazım. Anne, şimdi kızacaksın ama vallahi bulamıyorum siyah ayakkabılarımı. Of evladım of. Bir gün anneniz yanınızda olmayacak. O zaman ne yapacaksınız? Aa Nazan, aa. Allah göstermesin. Ali, bir de tavan arasına bak oğlum.
Belki orada çıkarmışsındır ha? Buyur babam. Afiyetle. Sağ ol Abbas efendi. Oh, Hacer Hanım hasta mıymış? Ha babam, hasta affedersin, yatıyor. Geçmiş olsun. Sağ ol. Tövbe, hasta ne kelime affedersin babam. Adamı zorla günaha sokarlar. Yok bir şeyi affedersin. En doğrusu gitmek istemiyor eve. Parasını da vermiyorlar. Ne? Vermediler mi parasını? Niye söylemedi? Ne söylesin babam affedersin. Konuşturmuyorlar ki insanı. Horlanıyoruz. Olur mu öyle şey canım? Hatırlat bana, babam gelince parasını verelim. Verirsin babam affedersin. Acelesine. Patlamadı ya. Senin de kendine göre gailen var. Abbas! Neredesiniz Abbas Bey? Geldi affedersin. Bu da benim belalım. Buyur müdürüm. Hah, burada mısın? Bir çay ver hadi. Günaydın Ergun Bey. O efendim, siz de mi buradasınız? Hayrola bu saatte? Uzandım şurada birazcık. Burada. Vah vah vah. Abbas hadi getir şu çayı. Baş üstüne müdürüm, tamam. Ne oldu efendim? Evde uyuyamadınız mı yine? Uyuyamadım Ergun Bey. Biraz da tatsızlık. Tatsızlık. Vah vah vah. En mutlu olacağınız zamanda. Raşit Beyler de sizi üzüyorlar galiba biraz. Ne biraz Ergun Bey? Biliyorum efendim sıkıntınızı, biliyorum da dilim varmıyor. Vah vah vah. Allah kurtarsın. Şimdi afiyet olsun da, oldu mu şimdi kuru kuru? Toz filan yaptı Seyda Abbas. İyi böyle, iyi. Ben istedim. Afiyet olsun. Çocuk da ağlıyor tabii, sağ olsun. Ağlamaz mı? İnanır mısınız? Biz de 7 çocuk büyüttük. Birinin ağlamasını duymadım. Şimdi çocuklar böyle demek. Adını ne koydunuz? Daha bir şey yok, kararsızız. Bir araya gelemiyoruz ki Ergun Bey. Aman efendim, bir anca koymak lazım. Bu koyalımı bağışlayın ama. Estağfurullah. Uğursuzluk derler. En iyisi siz şu evden bir çıksanız. Şevket Bey de onu söylüyordu. Kafanız dinleyeceksiniz vallahi. Hani çay Abbas? Masana bıraktım müdürüm affedersin. Masada mı? Ne güzel konuşuyorduk şurada. Yine görüşürüz efendim. Hacer Hanım bizden birikmiş alacağı varmış Ergun Bey. Ödeyelim bugün. Tabii efendim. Ne kadar? Bilmiyorum, öğrenelim de. Hemen efendim. Afiyet olsun. Rahatınıza bakın siz. Bir şey lazım olsa biz buradayız. Tamam. Ne olur çayı şuraya getiririz Abbas Bey. Dertleşiyoruz adamla işte. Ne haddime müdürüm affedersin. Odanda iç çayını. Rahatsız edilir mi koskoca patron adam? Zaten uykusunu almamış. Abbas Bey, Abbas Bey kes. Senden önce değiliz herhalde protokolü. Bırak Demet Allah aşkına. Hayatta bir maçımız var bizim de. İyi artık. Deplasmanlara gitmeye başladın. Ne oluyor yine? Maç kavgası mı kadar ya? Ben kavga etmiyorum Ergun Bey. Baksanıza Demet'e. Ne olmuş Demet'e? Her hafta sonu aynı heyecan. Tribün canavarı. Yavaş konuş kızım. Cem Bey içeride. Cem Bey mi? Aa. Ah ya, evden kaçmış buraya gelmiş adam. Günaydın deyin önce. Günaydın. İçim acıdı. Özgem'le de kavga etmişler galiba. Tövbe müdürüm. Ne kavgası affedersin? Çayın soğudu. Anladık anladık. Hayatlarının en mutlu olacakları döneminde şu hale bak. Şirket kişilerine sefil oluyor adam. Görün de bunları ona göre evlilik yapın siz de. Şimdiden başladınız. Hadi Bülent. Geliyorum Ergun Bey. Bu da her işe burnunu sokmasa olmaz. Olmaz bacım affedersin. Ne güzel söyledin. Şeytan diyor, sık gırtlağını. Hadi benim aslan oğlum. Baba yiğidim. Kalk. Düşünüyorum baba. Annenin teklifini yapsın bakalım. Benim tekliflerim belli Halis. Değişen bir şey yok. Sinema? Hepsi olabilir. Sinema, tiyatro, temiz temiz insanlar. Biz pis miyiz hanım? Na bitesi ya. Öyle bir şey söylemedim. Yok anne be sıkar. Hep aynı şeyler. Başka? Başka ne istersen yavrum. Evde ayrıca şokoladen kuchen, bananen kuchen, strudel ya. O duyuyor musun baba sen? Ismarlarız bir şeyler. Kalk. İstersen İskender söylerim size. Nein Davut, öyle pis pis kebap yenmeyecek. Onları bahane edip sen de yiyorsun sonra. Bıktım baba, her gün İskender.
Başka bir şey söyle. Açık arttırmaya mı çıktık Dumkov? Anne bak ne dedi? Dumkov yok Davut. Bu çocuk tamirci çıraklığı yapmayacak bundan sonra. Hiç kandırmaya çalışma boşuna. Kendi iradesiyle karar verir benim aslan oğlum. Kandırmaca yok. Hadi kalk. Baba bir dakika, konuşuyoruz öyle yumuşak yumuşak. İşte söylüyorum o kadar. İstemiyorum o pis Galip'le arkadaşlık etmesini. Pis değil anne. Her gün yıkanıyor vallahi. Olmaz. Huyları pis, değişmez. Pis sinemalarda erotik filmler izletip ahlakını bozuyor senin. Kırarım kafalarını. Benim yanımda olur mu öyle şey? Kırıp dökmekle bir şey elde edemezsin Davut. Yavrum, kal annenin yanında. Biraz düşüneyim anne. Düşünecek bir şey yok. Kalk. Türk çocuğunun yeri babasının yanı. Türk çocuğunun yeri annesinin de yanı Davut. Çekme beni anne öyle. Düşünüyorum dedim. Baba sen başka ne teklif ediyorsun? Kalk, ne istersen. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Kusura bakma anne. Gidiyoruz babamla öyle yumuşak yumuşak. Olmaz ama. Anneni böyle bırakamazsın. Bütün emeklerim boşa gidiyor. Hep senin yüzünden Davut. Babacığım, tak tak. Şşt, kapaca nene. Asansörden Şükrü abi çıkarsa kısa öksür. Ben anlarım Cafer'cim. Tamam Sedat Bey, böyle. Ha, o kadar. Ben buradayım. Tamam. Çarparım ha. Ben kimseden kaçmıyorum, tamam mı kardeşim? Kimseye veremeyeceğim hesabım yok benim. Evelallah. Tak şerefimizle. Tak efendim. Aa, yapma bunu kardeşim. Sen ağzına rahat dur. Asansörden Yavuz abi çıkarsa böyle uzun. Tamam mı Cafer'cim? O çıkmaz, korkma Sedat Bey. Eser Hanım da yanında. Akşama kadar çıkmaz o evden. Canım çıksa da bir şey olmaz. Tak vereceğiz borcumuzu da evvelallah. Hadi hayırlısı. Bir tatsızlık çıkmadan. Vereceğiz kardeşim. Biz kimseden kaçmıyoruz. Söyle o mütekayit bozuntusu o apartman yöneticisine de arkamızdan konuşmasın. Bizde kimsenin bir kuruş borcu kalmamış. Vereceğiz şerefimizle. Tak. Babacığım. Üşüttün mü evladım? Biraz gıcık. Kiminle konuşuyordun öyle? Kimse yok efendim. Bu konuşuyor devamlı. Çenesi düşük. Kaçak babacığım, kaçak. Babacığım. Ne dedi o öyle? Hiç efendim. Filmi gördü de aptal aptal konuşuyor. Kaçak, kaçak, kaçak. Kaçak, kaçak. Sus terbiyesi, sensin kaçak. Gel gel. Yapma kardeşim bunu. Aa. Buyurun. İyi günler. Hah Şükrü abi. Vay canım abicim, öpeceğim. Günaydın. Sedat ne yapıyordun orada? Seni bekliyorum canım abicim. Arabasızız biliyorsun. Herkese hava atmak için Mercedes'le gidip geliyoruz diyoruz ama. Ne tarafa? Sen beni tak karşı tarafa at nereye olursa canım abicim. Saklanıyor muydun orada Sedat? Bugün son Şükrü abicim. Çok şükür saklanacak bir şeyimiz yoksa kimseden. Hadi bakalım bitir şu işi. Bugün tak bitti canım abicim. Hadi çıkalım istersen. Güle güle. Kaçak kaçak. Ne dedi bu ha? Yürümenize bakın siz, yürümenize. Ahlaksız. Yani bir de şu yukarıdaki baykuşu atlatsak canım abicim. Fenalık geldi bu kaçak numarasından ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Geç. Seni ahlaksız dolandırıcı seni. Bak nasıl kaçıyor kimseyi görünmeden. Şükrü Bey de buna yataklık mı yapıyor nedir? Kim efendim o? Sedat. Şükrü Bey'in arabasına dadandı son günlerde. Ah efendim kalktınız mı maşallah. Buyurun oturun efendim, buyurun oturun. Nasıl, güzel uyuyabildiniz mi? Uyumuş uyumuş maşallah. Oh çok şükür. Bunu duydum ya, dünyalar benim oldum. Çok yaşa evladım. Allah sizi uzun ömür versin efendim. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum Sabri Bey. Onsuz ben ne yaparım? Vallahi benim de kederimden bir yerime iner herhalde efendim.
Hazır mı büyük hanımın kahvaltısı? Şimdi hazırlıyorum anneciğim. Hah aman şöyle tereyağlı yumurtalı ekmek de kızartalım. Oh nur yüzlü. Kapıcıya tembih ettim. Bundan sonra her gün 2 şişe süt getirecek size efendim. Sağ ol evladım. Oh bugün de pek güzel duyuyor maşallah. Türkan Hanım gelince bir de muayene ettiririz sizi. O bir şeyden anlamıyor efendim. Anlamaz olur mu efendim? 1. sınıf dahiliyeci. Şu Lamartin'deki evi satmak için bir de umumi vekaletname verirseniz bana. Vereyim evladım. Senden iyi mi sat? Ah duyuyor duyuyor melek kadın. Vallahi dünyanın en tarihli damadıyım. Şükürler olsun Tanrım sana. Beni böyle bir aileye düşürdün. Ah canım canım canım. Aa, ne yapıyorsunuz efendim? Tozlu ama. Olsun efendim olsun. İnsan böyle muhterem bir aile reisini icabında yalar bile. İç şunu Halil Bey. Bak kurban olayım. İşim var hadi. İçmem bir şeyim yok. Hasta muamelesi yapmayın bana. Ayol bakışları bile değişti. Hala bir şeyim yok diyor adam. Yat dinlenmen lazım işte. Hadi yok, iç şunu. Kalkacağım. Halil Bey Allah aşkına yat. Her tarafın zangır zangır titriyor bak. İç şu ilacını hadi. Bıktım yatmaktan. Yat yattığın yerde Halil Bey. Canına kastın var herhalde. Oturuyor mu hala o eşekler? Ne yapsınlar seni merak ediyorlar tabii. Yok benim bir şeyim dedim. Kaldırmasınlar beni ayağa kırarım boynuzlarını. Tövbe ya Rabbi. Kalkıp da kimi döveceksin be Halil Bey bu halinle? Hadi iç şunu iç hadi. Hadi. Allah gecinden versin aslanım. Babanıza bir şey olursa bak söyleyeyim dağılırsınız. Yürütemezsiniz siz bu işi. Niye yürütemeyeceğiz Hüseyin abi? Sen de bizi iyi harcadın ha. Gücünü de gitmesin ama öyle aslanım. Eniştem deha, deha. Kimde var ondaki kafa kimsede yok. Ticaret için yaratılmış maşallah. Kıymetini bilin. Bilmiyor muyuz? Gençlikle böyle konuşulur aslanım. Tecrübe lazım. Hanginizde var ondaki tecrübe? Allah uzun ömür versin. Ne biçim adam bu? Ne desem hayır. Söylenme kız. Hastanın başında öyle dırdır edilmez. İçirdin mi ilacını? İçirdim ama. Kalkacağım diye tutturdu. Göbeğim çatladı vallahi. Ne yaptın? Canı tez. İşi düşünüyor adam. Ah benim eniştem. Ah. İnat, inat. Kalkın. Oturmayın öyle evde kadın gibi. Hadi işbaşı. Yine kalktı bu adam. Aman enişte ne yapıyorsun? Bırak beni İlbis. Yok bir şeyim. Yat eniştem yat. İş düşünme birkaç gün. Her şey yolunda zaten. Ne geldiyse başımıza iş yüzünden geldi. Senin o aşırı hassasiyetinden. Bakma benim yüzüme öyle İblis. İş zamanı ne oturuyorsunuz öyle evde miski miski kırarım boynuzunu. Baba ne yapıyorsun? Enişte. Enişte yavaş. Tamam gidiyoruz. Parçaladı adam kendini. Enişte bak. Kolay gelsin. Eyvallah. Ne haber tertip? Bekarlık ne olacak? Kıymalı mı? Kıymalı. Ver bir diş. Canım çok çekti. Buyur. Amcan seni başka değilsin artık tertip. İşim geçiyor. Kimsenin bizi düşündüğü yok ki. Bütün yatırımlar halise. O kadar çalışıyoruz. Çok şımartıyorum canım. Yengem. Amcam yüz vermez de. Adam olmaz o. Tertip ne yiyorsun? Börek kıymalı. O da yenir mi? Annem güzel tost yaptı bana bu sabah öyle. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Sürme ellerini üstüne öyle yağlı yağlı. Dumko. Kolay gelsin gözüm. Hayırlı işler. Sağ ol ustam. Nasılsın tertip? Geldin bugün işe. Geldi. Bundan sonra hep gelecek. Aferin. Kesin bir şey yok baba. Öyle konuşmadın. Öyle. Hadi bakalım işbaşı. Kolay gelsin. Yürüsene tertip. Amcam işbaşı dedi.
Ben öyle senin gibi içi değilim derdim. Burası babamın dükkanı. Sen yürü. Amca bak gelmiyor. Gelir gelir. Hadi aslanım. Annem ne teklifler yaptı yüz vermedi. Kalktım geldim baba. Sen de duydun. Rahat bırakın beni. Konuşacağım biraz Adem abimle. Öyle yumuşak yumuşak. Yürü hadi. Gel. Oo, vurmuşsun böyle anne babayı. İşin iş tertip. Bu bir uyum programı Adem abi. Almanya'daki kurslar kapalı zarf getirdim onlara. Çatlar böyle. Helal olsun vallahi. Biz anamızı babamızı şöyle bir zarf geçiremedik hayatta. O zarfa göre benim özgür irademle karar vermem lazım Adem abi. Almanlar mı söyledi? Tabii. Ben ne istersem onu yapmalıymışım. Ondan üstüme gelmiyorlar benim. Direkt geç kalmış. Hep böyle geliyor tertip. Onda bazen 11'de geliyor. Olsun. Yorulmasın. O da ne tatlı şey. Ona da lazım bir uyum programı Adem abi. Öyle yumuşak yumuşak. Amca bak gelmiyor. Elindeki işine bak sen işine. Bir şeyi eksik koyarsan patlatırım gözünü. Sana şu notları tane tane yaz demiyor muyum Dubkov? Tane tane amca. Halt! Cevap verme. Ne yazıyor burada? Hangisi amca? Sıdıka Hatun Emin Bey, bu ne? Emin Bey amca. Oğlum Emin Bey müşterinin adı mı, sokak adı mı? Sokak adı amca, konuştum. Emin Bey'le. Sıdıka Hatun'da mı oturuyormuş? Evet amca, karısı. Oğlum deli etme insanı, Sıdıka Hatun, sokak, sokak. Peki bu ne? Ne amca? 75206. Telefon numarası amca. Al, patlatırım gözünü Dumkov. 5 haneli telefon mu kaldı İstanbul'da? O kadar yazdırdı amca. Kim? Sıdıka Hatun'un kocası. Emin Bey. Vallahi amca Emin Bey yazdırdı. Ey Allah'ım sen bana sabır ver. Sabah vakti sen belanı mı istiyorsun oğlum? Bir de yemin ediyor. Tövbe. Babam bu öyle kaymaklı ekmek kadayıf ısmarlayacak bize. Kaymaklı mı? Oo yaşıyorsun be tertip. Uyum programına göre yaşamamız lazım Adem abi. Ben ne istersem o. Oo. Hoş geldin Dilek. Muz mu yiyorsun tertip, iyisin yine. Sana da alırım, yersin öyle yumuşak yumuşak. Adem abi selam. Selam bacım, hoş geldin. Niye geç kaldın? Annem çok hasta tertip. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen çalışmıyor musun? Çalışmaya gelmedim Dilek. Tertip çalışıyor. İşçi miyim ben öyle? Benimki uyum çalışması. Gel, yardım et bana biraz o zaman. Bir hayrın dokunsun. Seve seve Dilek. Ver sen, yorulma. Sağ ol. Şunu da serpelim, toz kalkmasın. Ne anlayışlısın. Sen de annem gibi çevrecisin Dilek. Almanya'da herkes böyle. Ben de şu camları sileyim bari, leş gibi. Sil Dilek'cim öyle yumuşak yumuşak. Yakışır eline. Aa, amca bak temizlik yapıyor. Sana ne? Yaparım yapmam. Dumkov, sen işine bak. Aferin. Aferin aslanım. Kaymaklı kadayıfı biz ısmarlayalım, sen burada süpürgecilik yap. Püh! Demet, Cem Bey nerede? Toplantı salonunda. Uyuyor mu hala? Herhalde. Vah 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 vah. İçim acıdı. Gördün mü şu adamın genç yaşta düştüğü durumu? Ne var canım? Siz de büyütmeyin bu kadar Allah aşkına. Daha ne olacak kızım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cem buraya mı gelmiş? Aman efendim yavaş. Toplantı salonunda. Toplantı salonunda mı? Ne yapıyor orada? Aman efendim girmeyin. Bebek, bebek. Bebek de mi burada? Bebek yok efendim. Yalnız. Rahatsız etmeyelim. Pekala etmeyelim. Şükrü geldi mi? Odasında efendim. Cem Bey'e çok üzüldük vallahi. Özge Hanım'la aralarında bir şeyler de olmuş galiba. Kavga mı etmişler yine? Aman efendim yavaş lütfen. Bebek, bebek. Bebek yüzünden mi? Kendi mi söyledi? Maalesef efendim. Allah Allah. Kavgası günler geçmiyor ya, bu ne? Olur efendim olur. Aile arasında olur. Buyurun. Buyurun. Ne yapıyorsun Ergun? Çık şimdi. Ama. Nereden geliyorsun böyle? Mine'yi bıraktım Nimet Hanımlara. Aha aman aman iyi etmişsin. Ne yapayım oğlum? Küssek olmuyor, barışsak olmuyor. Bak yine kavga etmişler.
Ergun'un bile diline düştük ya. Herkes onun dilinde abi. Abi geç şöyle bak, geç şöyle otur. Yok yok yok, ben şöyle oturayım, bırak. Sen konuşabildin mi Cem'le? Konuştum abi, konuştum, büyütme. Ne anlatıyor peki? Hep kadının provokasyonları abi. Olur mu o evde? Oturulur mu tahta kafayla? O kadar söyledik. Biz de söyledik oğlum. Allah kahretsin, dinlemiyor ki herif. Eşek dilimi yedirdiler buna. Büyü, büyü ama büyü. Ne büyüsü abi? Vallahi büyü yaptılar bu salağa. Gel. Gel. Şey, rahatsız etmiyorum inşallah efendim. Önemli. Gel gel. Yine mi para? Şey parası efendim. Cem Bey hatırlatmamı söylemişti de. Hacı Hanım'ın birikmişleri. Biz mi vereceğiz? Ben de anlamadım vallahi efendim. Vermemişler kadının parasını. Abbas'a da sızlanmış. Cem Bey babam gelince hatırlat verelim dediğine göre. Allah Allah. Duyuyor musun Şükrü? Ne utanmaz adam bunlar ya. Pes vallahi abi. Ne kadarmış? 30 milyon efendim. Tamam, konuşalım bakalım bunu Cem Bey'le. Aman efendim, ne olur. Uyuyor. Kalksın eşek herif. Abi lütfen tatsızlık çıkarma. Çıksın. Lütfen. Bütün kabahat onda. Benim beceriksiz de elek olumda kabahat. Abi. Tamam. Bu salakla konuşmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Aman gel. Efendim. Kahveni yapmıştın baba. Getir toplantı salonuna. Efendim, bütün gece uykusuz kalmış zaten. Uyumasın. Efendim vallahi pişman oldum söyledim söyleyeceğime. Söyleyeceksin tabii. Abi, lütfen sinirlenme. Şevket Bey, abi. Şevket Bey. Cem. Oo baba. Hah, uyanmış. Bir dakika Ergun. Biz baş başa konuşacağız. Çık. Kahveniz efendim. Koş öyle Abbas efendi. Tamam. Hadi çık. Çık. Ne oldu baba? Ne olacak oğlum? Utanmıyor musunuz? Hizmetçi paranızı ben vereceğim. Olur mu baba? Haberim yoktu, burada öğrendim. Daha fazla konuşturmayalım diye. Tabii ki sen vermeyeceksin. Kendine gel oğlum. Pusulayı şaşırdın sen o evde. Büyü mü yaptılar yoksa? Ne bu basiretsizlik ya? Ne büyüsü baba? Öyle. Salak salak dolaşıyorsun ortalıkta. Sana bile göstermiyorlar kızını bak. Uyumaya buraya geliyorsun. El alemin diline düştük. Evet. Efendim rahatsız ediyorum ama. Ne var yine? Raşit Bey geldi, sizinle görüşmek istiyor. Buyursun. Buyurun efendim. Buyurun. Şevketciğim özledik. Nasılsın? Nasıl olalım Raşit Bey? Bildiğiniz gibi. Buyurun. Cem, evladım neredesin? Merak ettik. İnsan evinden öyle gider mi? Yapma evladım. Özge de perişan oldu. Sütü kaçacak vallahi. Vay efendim vay. Geçtik. Tecrübesizlik işte. Özel konuşuyoruz Ergun lütfen. Tabii efendim. Hadi. Özür dilerim. Ben bir ihtiyacınız var mı diye. Tamam çık dışarı. Ne münasebetsiz adam bu ya. Özel diyorsun anlamıyor. Allah Allah. Şevketçim. Bu küskünlüklere bir son verelim ne olursun. Biz durup dururken küslük yaratmıyoruz ki Raşit Bey. Biliyorum. Her şeyin farkındayım. Biz akrabayız. Sırf onun için geldim. Eksik olmayın sağ olun. Nimetin sağ olsun. Bu hastalık derecesine varan titizlikleri. Eyvah eyvah. Niye geldi bu adam şimdi? Baba oğul öldürürler vallahi bunu. Yok artık daha neler. Öyle kızım. Durum çok gergin. Tam ateş üstünde geldi. Şevket Bey'in yüzünü bir görecektin sen. Şükrü Bey'e söylesem mi acaba? Belki ayırır bunları. Ortalığı büsbütün alevlendirmeyin şimdi Ergun Bey. Hah, bırakalım da birbirlerinin boğazısınlar kızım. Ortalık alevlenmiş zaten alevleneceği kadar. Bakayım. Şükrü Bey. Bir dakika gelir misiniz? Ne oluyor Ergun? Efendim Raşit Bey geldi. Sanırım kötü şeyler olacak. Yok canım. Vallahi bana öyle geliyor efendim. Raşit Bey de öyle münasebetsiz zamanda geldik. İçeriye girince Şevket Bey'in yüzünü göreceksiniz. Mosmor. Şunlara müdahale etsiniz diyorum. Canım olmaz bir şey canım. Konuşuyorlardır. Bu nasıl konuşmak efendim? Bir tatsızlık olmasın Allah korusun. Ya ne anlamsın? Bakın sesleri ya. Duyuyor musunuz? Öpüşelim Şevketciğim. Ben icabında özür dilemesini bilen adamım. Olur böyle şeyler akrabalıkta. Gel. Abi dur ne yapıyorsun? Aman efendim. Abi dur yapma. Bırak yakımı be ne yapıyoruz ki? Pardon efendim pardon. Özür dilerim.
Biz yanlış aldık herhalde. Allah Allah. Ne oluyor sana bugün Ergun? Şurada öpüşüyoruz ya. Beni de şaşırttın Ergun. Öpüşün abi, öpüşün. Hadi devam edin. Hadi pazarlama kapımızda. Aman, aman yavaş enişte. Yavaş tut, tut, tut. Tutun, tutun. Gel enişte, gel. Gel, gel. Gel baba. Yürün. Kafir, koş aslanım, kayınbaban ölüyor. Gel enişte. Bunda mı onların abi? Onlar ancak miras düşünür, miras. Gel. Gel işte, sen şu battaniyeyi inedim, gel. İyi. Çekmeyin beni öyle. Ben kendim yürürüm. Bırakın beni. Halil pazarlama geldi Sevim. Bir şey istiyor musun? Yat Halil Bey, yat şuna. Düşeceksin şimdi, büsbütün parçalanacaksın, Allah korusun. Yat eniştem, yat kafayı falan. Geç şöyle, geç. Bize lazım o kafa. Ay, gidiyor bu adam. Baba yat. Yavaş. Düştü mü, düştü mü? Yavaş, Halil yavaş. Efendi kafayı vurmuş Sevim. Beyin sarsıntısı, iflah olmaz artık. Sen iflah olmazsın inşallah. Herkesin zoruna bak. Kız bırak şu sarhoşu da önüne bak be. Hadi, hadi düşüreceğiz şimdi adamı be. Cafer, gel buraya. Anam, ne oldu sana babacığım? Tut, tut, tut. Baba. Tut şunun ucundan aslanım. Durun vahim. Sen de tut hadi öbür ucundan iyice. Doktor hanım geldi mi? Daha gelmedi. Gelir şimdi. Vah vah, nasıl oldu? Ah biz de anlamadık. Bir şekerli su içirdik. Bir aspirin kaykıldı gitti. Devamlı düşüyor adam. Kız bırak şimdi konuşmayın ya. Bak gözleri kayıyor adamın. Beni böyle sarsacaksanız hiç taşımayın daha iyi. Gülsüm nerede? Muayenehanede babacığım. Kızım baksın bana. Bakmaz mı babacığım? Yaşamaz o artık, yaşamaz. Bizim bir komşu vardı, benzetmek gibi olmasın. Hay sen geber inşallah. Lanet adam. Geçmiş olsun. Ne oldu Halil Efendi'ye? Halsiz, halsiz. Devamlı düşüyormuş bu kara. Hay Allah. Biz de kayınvalidemi gösterecektik bugün Türkan Hanım'a. Şansa bak, kalabalık kıyamet. Hadi tutun aslanım, tutun, kaldırın hadi. Hadi. Yavaş, yavaş gel. Gel. Aman, aman durun, kafasını merdivene vuracaksınız adamın ya. Ya yürü Hüseyin Bey, yürü. Hadi. Gel, gel. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi yaz anneciğim, dersine bak. Nerede kaldı acaba doktor hanım? Gelir şimdi. Gecikecek mi acaba? Benim kız da okuldan gelecek, kapıda kalmasın. Belki 5-10 dakika, hastaneden geliyor. Biz önceyiz biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim, yazılı. Benim sıram hanımefendiden sonra. Evet, sonra. Ah, geldi herhalde. Aa! Baba! Ay, ne yok, oldu babama? Yok bir şeyim kızım. Sallamayın beni öyle. Sallamayın. Sallamasanız aslanım. Mahsus mu yapıyorsunuz ya? Zaten sallana sallana hadi, helak yavaş, oldu adam. Yatır, yavaş. Yavaş. Abla burası iyi mi? İyi. Nabzana baktınız mı? Ayol biz ne anlarız nabızdan? Bağırma, hasta var burada. Kızım ne diyorsa onu yapın. Çekelim başımdan. Hastanın başında cav cav ötülmez öyle. Yahu çekildin şöyle, çekil. Düştük bunların ellerini, tamam. Nabız normal. Oh çok şükür. Baba, başın dönüyor mu? Bilmiyorum kızım. Ay bu da doktor oldu, başımıza ahiret soruları soruyor adama. Ne bilsin adam kendinde mi? Sultan Hanım konuşmayalım şimdi hastaların yanında. Herhalde bir şey biliyoruz ki soruyoruz. Burada da mı münakaşa? Ya yapmayın şunu be. Adam zaten hasta yatağında. Bak babacığım bak. Ya sırası mı şimdi? Yapma ya. Bizim sıramızı aldı ama hemşire hanım. Oldu mu şimdi? Ne yapalım? Acil hasta ama hanımefendi. Ya adamcağızın gözleri fırfır dönüyor. Görmüyor musun hanımefendi? Yazık ha. Acile kaldırsaydınız o zaman canım. Babasına torpil yapıyor. Doğru. Yahu şu bizim milletimizin de beklemeye hiç tahammülü yok. Allah yani. Bakıyor musun kızım? Bakıyorum baba. Tövbe. Adam şurada canıyla boş. Kimse de insanlık kalmamış ki abi. Senden mi öğreneceğiz insanlığı? Bana bak tamam, şimdi. Bak şimdi burada münakaşanın sırası değil ha, tamam mı? Gül ne oluyor, hayrola? Buradayım Türkan abla. Türkan Hanım geldi. Kayınbabam rahatsız da. Ya geçmiş olsun, ne var? İki gündür kalkıp kalkıp düşüyor adam. Bu sabah bir şekerli suyla aspirin içirdik, daha beter ya. Oldu. Ondan mı acaba? Bakarım şimdi.
Tansiyonunu mu ölçüyorsun? Aferin. Nabzına da baktım Türkan abla. Aferin. Bakıyor hanımefendi. Hürmet ederim. Ah. Yat babacığım, yat. Yat. Şu ellerimi yıkayayım, hemen geliyorum. Allah razı olsun. Üstündekileri çıkar Gülber'den yukarı. Bir şey olmaz değil mi doktor hanım? Allah, bir şey söyleyemem ya. Bakacağım. Ne olacak benim enişteme kız? Ağzına hayra aç. Gel yardım et soyunmasın hadi. Geldi geldi doktorun enişte. Ah, yavaş, kopardın etlerimi iblis. Yavaş Hüseyin. Olmaz ki ama, kız sokakta kalacak vallahi. Torpil kardeşim, torpil. Her yerde adamın olacak bu memlekette. Öyle vallahi. Siz sırada mısınız? Evet efendim, bekliyoruz. Evet. Biraz bekleteceğim, kusura bakmayın. Olsun efendim, bekleriz. Hadi bakalım, siz dışarıya. Tabii canım, hastanın başında toplanılmaz öyle. Ben kalsaydım doktor hanım, belki bir şey lazım olur. Biz bakarız hadi. Hadi Hüseyin. Size çıkın diyorlar iblis, hadi. Tamam babacığım, hadi sen yat. Cafer, kızları da al. Tamam. Hadi kızım. Hadi. Kapıyı da kapayın. Başla. Hadi enişte. Allah'a emanet. Abicim ah. Neler oluyor Halil efendi? Ben de anlamadım hanımefendi. Gel kızım, otur şuraya. Aç dersini sen de. Sen de otur ablanın yanında. Aç dersini sen de. Kafa şişirme sen de ha. Hasta var. Bu nasıl doktor ya? Nesi var, beğenemedin mi? Koskoca doktor. Sen de her şeyden anlarsın ha. Anlarım ya. Doktor dediğin hastayı getirene biraz saygılı olacak aslanım. Hemen çık dışarı. Hasta var babacığım, hasta var. Bunun da diline düşme. Çok meraklısı var Cafer. İstersen okutalım hemen. Satılık değil benim papağanım. Ya toplanmayın öyle muayenehanenin kapısına. Geçin şöyle. Allah Allah. Bu apartmanda da konuşmak yasak, durmak yasak. Yasak. Konuşacaksan çık dışarı. Hadi kızım, sen de dersini çalış. Ben babamın halini hiç iyi görmüyorum abi. Hastaneye mi götürsek? Dur bakalım, doktor ne diyecek? O doktor bir şeyden anlamıyor aslanım. Yok ya, sen mi anlıyorsun? Anlar ya, beğenemedin mi? Şimdi bir terletelim, bir nane limon, tamam bitti. O kadar kolaydı da niye getirdin buraya? Bunların aklına uyduk işte. Sen götürelim demedin mi seni abi? Bir. Dersine çalış kızım, dersine. Alçak sesle konuşun biraz evladım. Ne oluyor? Panayır yeri mi burası ha? Söyledik size değil mi? Dersini çalış kızım, dersini. Ne oldu? Aldı mı Halil Efendi'yi muayeneye Türkan Hanım? Aldı efendim. Hah, o anlar. Anında koyar teşhisi. Çok değerli bir dahiliyeci. Bunları anlatamadık ki. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ne olmuş Sabri Bey? Ölmüş mü yoksa kalp krizinden? Aman tövbe. Tövbe, selamın kavrali. Yok bir şey efendim. Muayene oluyormuş güzel güzel. Aman. Anneciğim gösterebilecek miyiz? Bekliyor. Aksilik. Çok kalabalık başı, baksanıza. Kayınbabamdan sonra 3 hasta daha var. Kızım dersine çalış, dersini. Şoförü de var. Özel mi? Aman, özel. Katil. Eseri de var. Güzel mi? Güzel. Buyurun. İyi günler. Oh maşallah efendim, gidiyor musunuz? Gidiyoruz komşum, saygılar. Aman efendim, saygılar bizden, sefa ile. Canım merhaba, nasılsın? Merhaba efendim, sizi sormalı. İyilik aman, nasıl olalım? Takıldık bu deliye. Aman efendim, estağfurullah. Ablacığım, vatandaşın yanında lafımızı sözümüzü bilelim, tamam mı? Hop. Tamam aman. Saygılar efendim. Selam, hayrola, vatandaş niye toplandı? Kayınbabamı getirdiler doktora Yavuz Bey. Nesi var yanına çarptığının? Ayakta duramıyor beyefendi. Hiç mecal yok. Kalktığı an beyin üstü kapaklanıyor küt. Vah vah. Çok fena Yavuz Bey. Gözleri de öyle dönüyor. Yapma öyle kız. Aa, ne var bunda gülünecek ayol? Aa. Ne var efendim? Ben bile güldüm. Ablacığım şişleme öyle huşsat gibi. Vatandaş burada canıyla uğraşıyor. Saygılı olun biraz. Kızım dersine çalış, dersine. Vay yavru, sen de mi buradaydın, öpüldün?
Hadi kız, sıkıldım. Güzel konuş ablacığım. Vatandaş bizi dinliyor. Efendim, iyi eğlenceler. Cafer Koç. Buyurun. Bize de bekleriz efendim. Çoktandır görüşemiyoruz. Geleceğiz inşallah komşum. Hayır efendim. Hayır. Ne güzel olur. Şöyle hem çalar hem söyleriz. Söyleriz komşum. Hadi yandan çarptığı geçmiş olsun diyeyim tarafımdan. Sağ olun efendim. Dokuz canlıdır o. İyileşecek, korkmayın. İnşallah. Buyurun. Aman. Sedat Bey. Tak babacığım, tak tak. Aç koçum gelsin. Başla. Ayla Hanım içeriye girin. Allah korusun kan çıkacak şimdi. Eyvah eyvah. Buyurun. Eyvallah. Vay Yavuz abicim. Ben de seni arıyordum. Tak. Borcumu getirdim. Hani de orada mı yoktun abicim? Yoktuk birader. Evdeydik eserimizle. Gel. Borcumu mu getirdim dedi? Bilmem. Anam şöyle durun aslanım. Geldim abicim. Tak. Nasılsınız hanımefendi? İyiyiz ama. Ne vereceksen ver de gidelim artık. Hemen. Şu emanetimi takdim edeyim abicim, canım abicim. Kusura bakma biraz geciktim. Dışarıda ver birader. Yakışmaz burada vatandaşın önünde. Çıkalım. Çıkalım canım abicim, buyurun. Cafer yardım et evladım, koş. Anam. İyi, buyurun. Eyvah eyvah. Sokakta vuracak herhalde. Sıkacak beynine kurşunu. Ay ben bakayım o. Bakmayın efendim, bakmayın. Girin içeriye, şahit falan yazarlar. Ana! Bugün de şansımızdan hep ölüm, hastalık. Eniştem ne oldu acaba? Canım abicim, ben senden kaçar mıyım? Kaçtın birader. Vallahi birkaç şerefsizin uydurması. Şunları sana takdim edeyim canım abicim. Ne birader bunlar? Müşteri çeki canım abicim. Hepsi birer aylık vade, tak. Taktik yok, al bunları. Müşteri çeki bize yaramaz. Sen vatandaşa 5 kuruş getir, cebinden getir. Tamam mı? Kendi paranı. Tamam canım abicim, cebimden. Bana 15 gün daha müsaade verebilirsen. Verdim birader. Şimdi eserimizin yanında konuşmayalım. Tatsızlık çıkmasın. Tüh, kaçırdık Sevim, koş. Yakalamış Sedat'ı vurmak üzere. Tövbe. Bu herif de manyak mıdır nedir? Hasta hanımefendi, hasta. Klinik vaka. Hasta vallahi. Kimsenin kimseyi vurduğu yok sayın abim. Konuşuyoruz. Saygılar. Ablacığım gidelim. İyi eğlenceler. Benim için de hiçbir kadeh canım abiciğim. Hiç merak etme. 15 gün içinde tak. Oh neyse efendim. Gidiyorlar bir tatsızlık olmadan. Ödüm koptu vallahi. Gitsinler defolup nerede hesaplaşacaklarsa. Büyük hanım da korktu. Canım ayakta kaldınız. Buyurun oturun şöyle. Sağ ol evladım. Siz sağ olun efendim. Allah başımızdan eksik etmesin. Ayla. Efendim anneciğim. Ne zaman gidiyoruz doktora kızım? Gideceğiz de anneciğim. Çok kalabalıkmış. Halil Efendi'yi de getirdiler. Daha çıkamadı baksanıza. O da gidici galiba. Aksilik işte. Efendim bugün gösteremezsek yarın mutlaka. Zaten şu ev bir satılsa... ...siz de damadınız ne özel doktorlar... ...ne özel hastaneler... Duyuyor musunuz anneciğim? Ne diyor? Özel doktor tutacakmış size. Eksik olmasın. Ay Sabri Bey, ev satılınca bizi de gazinoya götürecek misiniz katiller gibi? Tabii efendim. Gazinolar, gece kulüpleri, istediğiniz yere inşallah. Duyuyor musunuz duyuyorum, anneciğim? Duyuyorum. Beyaz Park'a götürsün bizi, Büyükdere'ye. Eskiden hep giderdik rahmetli Layla. Nur içinde yatsın. Beyaz Park mı kaldı efendim? Hayal görüyor. Ah canım, nur yüzlü kayınvalidem benim. Sen bana o umumi vekaletnameyi ver, foliberjlere bile götürürüm. Huysuzluğu canıma tak etti. Gitmeyin siz de o kadar sık canım. Ya bu dayanamıyor Nazan. Gitmeyin diyorsun şunlara. Şevket hem gitme diyorsun, hem de bir gün haber alamazsan cavcav başımın etini yiyorsun. Ne çelişik adamsın. Tamam yine tamam. Tatlı tatlı konuşuyoruz şurada. Baksana şu abine. Tamam bırak. Anlat şu Nimet Hanım'ı. Kadın neredeyse emzirecek çocuğu. Alıyor kucağına çocuğu, göreceksiniz. Bırak emzirsin ya. Çatlıyor kıskançlıktan. Efendim ben kucağıma alıyorum, susuyor yavrum. O alıyor avaz avaz. Duyuyor musun oğlum? İşte abin her akşam bunları dinliyor. Ya gitmeyin siz oraya. Vallahi ben bu adamla ne yapacağımı şaşırdım çocuklar.
Adını bile koyamıyoruz çocuğun. Cingar çıkacak diye korkumuzdan. Bırakın, ona da Cem'le Özge karar versin canım. Ya. Kadın bırakmıyor ki Nazan. Yo, o konuda sen de kapris yapıyorsun Şevke şimdi. Doğru ya doğru. Ne kaprisi yapıyoruz Mina Hanım? Zor adamsın, zor. Yok annenin küçük adı, yok büyük annenin adı. Ya sen ne yapsak batıyoruz ya. Kavga çıkacak yer arıyorsun herhalde akşam akşam. Ne kavgası abi, konuşuyoruz şurada tatlı tatlı. Şükrü'nün de vardır öyle tutarakları. Elinde değil, objektif olamıyor. Ben ne yapıyorum Nazan? Çocukların söz konusu olunca gözün bir şey görmez Şükrücüğüm. Allah Allah. Bunu sen mi söylüyorsun bana? Peki sana ne demeli? Ben ne yapıyorum? Daha ne yapacaksın Nazan? Çocuklar evlenmek üzere. Hala ben bu aydından hoşlanmadım. Hoşlanmıyorum evet. Saklamıyorum da. Peki yüzüne söyle o zaman. Söylerim. Ondan mı korkacağım? Duyuyor musun abi? İşte bizim evde hep böyle şeylerden çıkıyor kavgalar. Bizde de aynı, bizde de. Kavga mı ediyoruz biz şimdi Şükrücüğüm? Peki biz ne yapıyoruz? Bu ne nedeni Nazan? Oğlum sen bize söylüyorsun. Sen kendin tatsızlık çıkarıyorsun. Hani güzel güzel konuşuyorduk şurada? Konuşuyoruz abi işte. Yok canım. Onunla güzel konuşmak mümkün değil. Devamlı biz kavga ediyoruz öyle mi? Aşk olsun, aşk olsun. Duyan da sahi sanacak. Biz yabancı mıyız canım? Oğlum sen sakin konuşmasını bilmez misin? Niye bağırıyorsun kadına? Ben mi bağırıyorum abi? Baksana Nazan'a. Bir karış surat. Ulan bana bak, patlatırım şimdi bir tane ha. Dur abi ya, dur. İşte biz böyleyiz. Amcamla yengem bir hiç uzundan kapışırken araya giren babamla annem. Eve geldim yüzleri asık. Oysa ne güzel duygularla gelmiştim eve. Sevgi şarkıları söyleyerek.